Hiç bir kağıda siyah bir kalemle bir şeyler karalayıp sonra da üzerine kazara su damlattığınız oldu mu? Gördüğünüz şey neye benziyordu? Burada gerçekleşen şey siyah mürekkebin lekelenmeye başlaması. Bu aşamadan sonra koyu mavi ve koyu mor gibi siyah olmayan renkler görmeye başlarsınız. Peki bu neden olur? Çünkü siyah mürekkep aslında farklı boyalar ve farklı bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Az önce şahit olduğunuz şey kağıt kromatografisinin basit bir örneğidir. Kromatografi bir tür karışımın katı veya sıvı kullanılarak farklı parçalara ayrılmasıdır. Kromatografinin birçok farklı türü vardır. Fakat bunların hepsi bir hareketli faz ve bir durağan yani sabit faz olmasına dayanır. Kromatografinin en basit türü olduğu için önce kağıt kromatografisinin nasıl işlediğine bir göz atalım. Kağıt kromatografisinde sabit faz kağıttır. Kağıdımızı şöyle çizelim. Alt kısma ince bir çizgi çizebiliriz. Üzerine numunemizi damlatacağımız noktayı da çizelim. Şimdi ise bir beher glas hazırlamamız gerek. Ama aslında her türlü kap işi görür. Bunun içine hareketli fazı koyacağız hareketli faz olarak bir tür çözücü kullanabiliriz. Mesela su olabilir. Veya dilediğiniz herhangi bir organik çözücüyü kullanabilirsiniz. Bunun içine az miktarda çözücü döküyoruz. Çok fazla olmamalı. Çünkü noktayı koyduğumuz seviyenin üstüne çıkmamalı. Yoksa akıp gider. Şimdi ise kağıdı kabın içine koyalım. Şöyle bir görüntü ortaya çıkmalı. Yani nokta bu civarlara denk gelmeli. Zamanla bu pembe çözücünün kılcal hareket vasıtasıyla kağıtta yukarıya tırmandığını göreceksiniz. Bu gerçekleşirken çözücü beraberinde yeşil noktadaki mürekkebin bir kısmını da götürecektir. Şimdi farklı zaman dilimlerinde neler olduğuna bakalım. İlk zaman diliminde iki farklı nokta oluştuğunu görebilirsiniz. Bu mürekkebin iki farklı bileşenden üretildiğini gösterir. Eğer çok karmaşık bir karışım kullanıyorsanız 5, 6 veya daha fazla nokta görebilirsiniz. Biraz daha beklediğinizde ise şöyle bir görüntü ortaya çıkar. Noktaların kağıdın daha üst noktalarına çıktığını ve aralarındaki mesafenin daha da arttığını göreceksiniz. Nihayetinde yeşil noktadaki maddenin aslında tek bir bileşenden ibaret olmadığını göstermiş olduk. İki bileşen varmış. Peki sizce neden bu şekilde ayrılıyorlar? Mavi nokta daha uzağa gitmiş gördünüz mü? Bu da onun yukarıya doğru çıkan pembe çözücüye ilgi duyduğunu gösterir. Öte yandan sarı nokta pek de fazla hareket etmemiş. Bu da onun sabit faz olan kağıda daha fazla ilgi duyduğuna işarettir. Sabit ve hareketli faz arasındaki bu rekabet her tür kromatografide gerçekleşen ve bileşenlere ayrıştıran şeydir. Bu bilgiyi bir tabloda göstermeye çalışalım. Kağıt kromatografisinden bahsettik. Sabit faz bir katıydı. Hareketli fazsa bir tür çözücü yani sıvıydı. Ve ayrılma metodu polaritelerine bağlı olarak belirlenmişti. Yani kimyasal özelliklerine bağlı olarak bileşenin kağıda mı yoksa çözücüye mi daha fazla ilgi duyduğu burada önemliydi. Sıradaki kromatografi türü ise kağıt kromatografisi ile neredeyse birebir aynı. Bahsettiğim şey ince tabaka kromatografisi ve kısaca ITK olarak da bilinir. Bu tablodaki tüm maddelerin neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Buradaki temel fark kağıt parçası yerine ince bir silika jel tabakası ile kaplı cam plaka kullanıyor olmamızdır. Bu organik kimya laboratuvarında yaygın olarak kullanılan harika bir preparat. Bu ikisinin bağlantılı olduğunu hatırlatmak amacıyla buraya içerisinde küçük bir plaka veya kağıt bulunan bir beher glass çizdim. Buradaki ok çözücünün plaka boyunca kılcal hareketle yukarıya doğru çıktığını gösteriyor. Sıradaki kromatografi türü ise kolon kromatografisi. Burada solda çizdiğim gibi bir kolon yani sütun mevcut. Bunu belirli bir malzeme ile doldurduktan sonra biraz da çözücü döküyoruz. Ayrıştırmak istediğiniz numuneyi aşağı doğru yönlendirebilirsiniz. Daha fazla çözücü ekledikçe bunun farklı bileşenleri temsil eden şeritleri ayrıştığını göreceksiniz. Bunlar kolondan aşağı doğru inmeye devam eder. Temel kolon kromatografisinde sabit faz olarak silika jele benzer bir şey kullanırsınız. Hareketli fazsa genellikle organik bir çözücüdür. Burada da yine polariteye dayalı ayrışma gerçekleşir. Bir de sek diye kısaltılan kromatografi türü var ki birçok farklı ismi var. Ebat eksklüzyon ya da boyut dışlama kromatografisi gibi. Burada sabit faz taneciklerden oluşur. Bu taneciklerin ortasında da bazı delikler vardır. Ebat eksklüzyon kromatografisinde bu tanecikler kolonu tamamen doldurur. Küçük parçacıklar bu deliklere takıldığı için büyük parçacıklara kıyasla ortamdan geçişleri daha zordur. Büyük parçacıklarsa bu taneciklerin içine takılmaz. Aksine onların etrafından dolaşabilir ya da aralarından geçebilir. Kısacası büyük bileşenler çok uzağa çok hızlı bir şekilde ulaşırlar. Ama küçük parçacıkların çıkış yapması daha uzun sürer iyon değişim kromatografisinde kolonu dolduran taneciklerin üzerinde yüklü bir grup bulunur. Aynı yükteki bileşenler bu kolon tarafından itilir ve bu sayede gayet hızlı hareket ederler. Fakat zıt yüklü bileşenler kolona sıkıca tutunur ve sabit faza ilgi duyduklarından hareketleri yavaş olur. Afinite kromatografisi de buna benzerdir. Fakat bir enzim veya substrat arasındaki gibi çok belirli etkileşimlere ve bağlanma afinitesine dayanır. Enzime sıkıca tutunan şeyler substrat olacaktır ve diğer her şey kolondan akıp gidecektir. Daha sonra önceden kolona tutunan bileşini o molekülün daha çok ilgi duyduğu bir şeyle yıkayabilirsiniz. Eskiden yüksek basınçlı sıvı kromatografisi olarak bilinen YPSK yani yüksek performanslı sıvı kromatografisi burada sarı renkte gördüğünüz kolon kromatografisi ile temelde aynıdır. Fakat YPSK daha gelişmiş bir tekniktir. Bu teknikte çok ufak ufak miktarlarla çalışılır. Makinedeki dedektör de çok daha hassastır. Son kromatografi türü ise gaz kromatografisi. Bu diğerlerine kıyasla epey farklı. Burada sabit faz bir sıvıdır. Hareketli fazsa sıvının üzerinden geçen bir tür taşıyıcı gazdır. Numuneyi enjekte ederseniz numune şu spiral şekildeki kolondan geçerek gaz kromatograf denilen alete ulaşır. Kromatografın içinde de bir inert gazın akış halinde olduğu ısıtılmış bir oda ya da fırın bulunur. Burada numune buharlaşır ve kolon üzerinden gaz akışına katılır. En uçucu olan yani daha düşük kaynama noktasına sahip olan maddeler daha hızlı hareket eder. Daha yüksek kaynama noktasına sahip maddelerin dışarı çıkması ise daha uzun sürer. Yani bu ayrıştırma yöntemi kaynama noktalarında farklılıklar olduğunda çok işe yarar. Evet, böylelikle tüm farklı kromatografi türlerine değinmiş olduk.